Herkese merhaba. Bu videoda sizlere 120 sayfadan kısa ve okuduğunuz zaman size gerçekten bir şeyler katabilecek 5 kitap önerisinde bulunmak istiyorum. İlk olarak Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabından başlamak istiyorum. Bir gün uyandığında her zamankinden farklı olduğunu gören Gregor Samsa'nın hayatını ve çevresini sorgulamasını okuyoruz kitapta. Dönüşüm, yaşadığımız toplumun kurallarına bağlı kalmak zorunda olmamıza bir eleştiri niteliğinde. Bu nedenle farklılaştığımız zaman ucu bucağı olmadığını düşündüğümüz sınırlarımızın net bir şekilde çizildiğini görebileceğimiz, yer yer hayatla ve çevremizdekilerin beklentileriyle ilgili sorgulamalar yapabileceğimiz bir kitap. İkinci olarak önereceğim kitap, John Steinbeck'in İnce adlı kitabı. Adından da tahmin edilebileceği gibi bir ailenin hayatını değiştiren bir ince anlatılıyor İnce kitabında. Kino ve Juana, kabilelerindeki diğer insanlar gibi denizden çıkardıkları incileri satarak geçimlerini sürdürmektedirler. Bir gün bir akrep bebeklere koyotito'yu soktuğunda zehirlenip zehirlenmediğine bakması için şehirdeki doktoru çağırmaya karar verirler. Ancak doktor masrafını karşılayabilmek için bir inci bulmak amacıyla denize dalan Kino ve Juana, o güne kadar eşi benzeri görülmemiş bir inci çıkarırlar. İnançları, beklentileri ve toplumun ikiyüzlülüğünü güzel anlatan kitaplardan birisi. Üçüncü olarak önereceğim kitap ise Stefan Zweig'in yazmış olduğu Olağanüstü Bir Gece adlı kitap. Kitaptaki karakter hayatından, etrafındaki her şeyden o kadar çok sıkılmıştır ki hiçbir şey ona zevk vermemektedir. Bir pazar günü aklında yokken tesadüf eseri at yarışlarına gider ve burada bir suç işler. Bu suçu işledikten sonra kendiyle ilgili keşfetmediği özelliklerin farkına varmaya başlar. At yarışlarından çıktıktan sonraki sürede tüm gece yaşadıkları hayata bakış açısını değiştirir. Tesadüflerin bizi nasıl yönlendirdiğini görebileceğiniz, hayat üzerine dersler çıkarabileceğiniz bir kitap. Dördüncü olarak önereceğim kitap, Charles Dickens'ın yazdığı Bir Yılbaşı Öyküsü isimli kitap. Bencil ve cimri bir adam olan Bay Scrooge, kimseye yardım etmeyen kaba biridir. Çevresindekiler onun bu özelliklerinden rahatsızdırlar, ancak düzeleceğini ummaktadırlar. Bay Scrooge ise düzeleceğini gösteren hiçbir belirtide bulunmamaktadır. Noel'den önceki gün Bay Scrooge çalışanını evine gönderdikten sonra garip olaylar olmaya başlar. Çok önceden ölmüş olan ortağının hayaleti Bay Scrooge'u ziyaret eder. Ona 3 hayaletin ziyarete geleceğini ve bu hayaletlerle yolculuğa çıkmasını söyler. Bu yolculuk süresince kendisini ve yaptıklarını sorgulamaya başlayan karakterimiz, küçümsediği Noel'in gerçek ruhunu anlamaya başlar. Beşinci ve son olarak önereceğim kitap ise Herman Melville'in yazmış olduğu Katip Bartleby. Bartleby yeni işine başladığında son derece çalışkandır. Kendisine verilen tüm görevleri en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bir gün Bartleby kendisine verilen iş için patronunu çok şaşırtacak o ünlü cümlesini söyler. Yapmamayı tercih ederim. O günden sonra Bartleby ve patronunun yaşamları değişmeye başlar. Acımak ve benimsenmek gibi kavramları sorgulayabileceğiniz bir kitap. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.